Sabah namazın Mevla'nın emri. Baba baba bak dikkat et şimdi. Tekrar ediyorum size. Bu Mevla'nın dostları 8 cenneti dayasalar döşeseler al bunu bir sabah namazını değişmiyorlar. Biz sabah namazına bir uykuya sabah namazını veriyoruz. Niye kalkamadın bu sabah? Çok uykum vardı onun için kalkamadım. Demek ki uyku daha kıymetli. Öyle mi kardeşlerim? O çıkıyor ortaya, kusura bakmayın. O çıkıyor ortaya. Hocam ben sabah namazına kalkamıyorum. Neden kalkamıyorsun? Uykum çok ağır. Yok yok. İmanımız hafif de ondan. Yok hocam estağfurullah. Yok yok. Sen en uykusu ağır olan adama deseler ki sabah namazına camiye cemaate geldin. Çıkarken zarfın içinde 1 milyon. İkinci akşam geldin 1 milyon. Bir ay geldin 30 milyon. Bu adamın uykusu kaçar mı kaçmaz mı? Kaçar. He? Hani çok uykun vardı senin? Hocam kaçtı uykum. Bak parayı görünce uykusu kaçıyor paranın hatırı için. Mevla'nın hatırı için uykusu kaçmıyor. Öyle mi kardeşlerim? Ya Rabbi senin için uykusu kaçanlardan eyle. Bu nefsin acayip hileleri var kardeşlerim. İşte Mevla'nın dostlarında böyle bir iman var. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne buyurmuş biliyor musun? Hikmetli Sözler diye bir kitabı var. Orada gördük yakında. Bazı kardeşlerimiz diyor, hocam diyor sabah güneşi bazen üstüme doyuyor, sabah namazını kılamıyorum diyor. Baba baba bak, dikkat et. Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki, Kudüs'e soru, sabah namazının güneşi üzerime doğmaktansa bu fakirin bu vücudu kıyma makinesinden geçsin daha iyi. Kardeşlerim. Vallahi 1000 defa ölmeye razı olurlar. Bir sabah namazını kaçırmamak için. Abi sabah namazı kaçmış o adam. Siz öyle değilsiniz inşallah kardeşlerim. Allah'ım ciddi Müslüman, ciddi mürit olmak nasip etsin. Sahabe-i kiram, radıyallahu anhum efendilerimiz dünyaya hakim oldular. Onlar da öyleymiş kardeşlerim. Nasıl? Kitaplar diyor ki, sahabe-i kiram efendilerimiz, radıyallahu anhum, sabah namazının tekbirini, bir namazın tekbirini kaçırana 3 gün ziyarete gidiyorlarmış, geçmiş olsuna. Onlara tekbiri kaçırmış sadece. Cemaati kaçırana 1 hafta ziyarete gidiyorlarmış, geçmiş olsuna. Bizim araba çarparsa geçmiş olsun der herkes. Öyle namaz kaçırmış, bilmem kaçırmış. Allah'ım sahabe-i kiram efendilerimizin dostlarının boyasıyla bizi de boyasın inşallah kardeşim. Amin. Zaten ne başımıza geliyorsa gevşekliğimizden, Mevla'ya karşı ciddi olmayışımızdan geliyor. Yoksa kardeşlerim Allah dostlarının ciddiyetinde biz onlar gibi yapamayız ama cemaat-i müslümin bu hususta ciddi olsak Osmanlı dedelerimiz, padişahlarımız ne ciddi olmuşlar kardeşlerim.